Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz Forza Horizon 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine yeni başlayan oyunculara kolaylık sağlayacak, gerek araba gerek para kazanmalarına birazcık daha olanak sağlayacak, kolaylık sağlayacak bir videodan bahsedeceğim. Hemencik dilerseniz başlayalım. İlk olarak yapmanız gereken evinize, garajınıza veya bir Horizon bölgesine gitmek, araba alıp satmamız gerekiyor. Bundan dolayı öyle bir yere gitmeniz gerekecek. Şu anda elimde gördüğünüz gibi para var. 6 milyon 400 bin param var. Seviyem artık 200 artı 9 oldu. 209, 1 yıldız. Her 1 yıldız 200 puanda geliyor diye biliyorum. 200 seviyede geliyor diye biliyorum. Seviyelerde birazcık böyle katladık. Hem geçen var olan bu Goliath yarışında ben bir toplam yanılmıyorsam bir 50 tur atmamışımdır ya. Genelde çünkü 2 kere 5 tur, 2 kere de 10 tur attım. Aynı 30 tur falan atmış oluyorum galiba. Bir 8 milyon, 7 milyon geldi oradan, öyle söyleyeyim, ama daha çarkları açmadım. Asıl para çarklarda. Şimdi bugün ona benzer bir tane daha strateji belirteceğim. Çarklar önemli ama süper çarklar çok daha önemli. İlk olarak yapmanız gereken şey şu. Araba satın almaya gidiyorsunuz. Sağa giderek direkt Wheels'ı, yani o savaş jipini alıyorsunuz. Bu her savaş jipinin içinde, ama bu, şunu söyleyeyim, sıfır almanız lazım. Gidip açık arttırmadan almayın. Açık arttırmada zaten insanlar bunu kullanmış olacaklar. Araç uzmanlığına ihtiyacımız var burada. Araç uzmanlığı puanınızı biriktirmiş olmanız gerekiyor. Onu da belirteyim. Araç uzmanı puanınız yoksa bu yaptığım şeyi kullanamazsınız. Super Wheel çıkarma taktiğini kullanamazsınız. Bu aracın içinde bir tane Super Wheel var. Ve bunu bulmak 5 puanınıza mal oluyor. 5 araç uzmanlığı puanınıza mal oluyor. O zaman, o yüzden ne kadar fazla puan kasabilirseniz ekstradan, işte puan kasan arabalar var biliyorsunuz. Yolda sağa sola yapıp özel müziklerde vesairede kasabiliyorsunuz. Ya da Goliath, geçen attığımız o Aretmosa'nın videosunda da yine aynı şekilde paranızı kasabiliyorsunuz. Al sattan birkaç tane daha alayım. Bir tane yetmez. Almışken bir 5 tane falan alayım abi. Bir 5 tane. Buradan tasarımlarını değiştirmen sizin aleyhinize olacaktır. Tek renk alırsanız ya da standart olarak renklerine gelirseniz zaten tek rengi var. Ondan dolayı kafanız karışmasın. Çünkü elinizde fazlaca alıp taksit onu yaparsanız daha iyi olacak. Şu an benim elimde aşağı yukarı 460 mı 450 tane araç gelişim puanı vardı. O yüzden rahatım. Sizde bolca varsa hem onlar için bol sayıda alın, hem de paranız da varsa. Her biri 40, çünkü 40 bine mal oluyor bunların. Yine araba satın al sata gel, al sat. Aynen doğru yerdeyim şimdi. Bir an garajım sandım ya. Şimdi iki tane daha. Şu beyazı da alalım. Tamam, ya da daha fazla almayayım. Size direkt göstereyim olayı. Sadece elimde bir kaç tane süper çark vardı bilmiyorum da 4 tane yapınca nasıl desem rakamı tamamlamış oluyordum diyeyim. Yani 6 tane varsa 10'a tamamlamaya çalışıyordum gibi bir durum vardı. Şimdi garajınıza geliyorsunuz. Şu anda hali hazırda zaten bakınız bir tane en son aldığımız araçtayım. Bu tarafa gittiğim zaman da iki tane yedekte diğer araç var. Bunların farklı tasarım olması dediğim gibi yine sizin aleyhinize olacak. O yüzden tasarımları her defasında kafanız karışmayacak şekilde ayarlayın. Yükseltme ve ayarlamaya geliyoruz direkt. Hiç dışarı falan çıkmanıza gerek yok. Araç uzmanlığına geliyorsunuz. Burada araç uzmanlığı puanınız varsa benim gibi her araç için 5 puan harcıyorsunuz. Sallıyorum, 10 tane süper çark istiyorsanız 50 tane puana ihtiyacınız var. Ve 10 tane arabayı alacak 400 bine ihtiyacınız var. 400 bin dolar veya kredi artı araç uzmanlığının ilk aşamasında açtığınız o perk sayesinde 7000 DP puanı alarak iki arabadan bir seviye atlamış oluyorsunuz 14000 DP puanı ile beraber. Ve bu sayede de bir tane bedava çark da alıyorsunuz. Bunu da aklınızda bulundurun. Şuradan gidiyorsunuz. Bu 1, 2, buna 3, 5 oluyor direkt. Ama buradan 1, buradan 3 yaparsanız maliyet artıyor. O yüzden şu şekilde yol izleyiniz. Bu şekilde de zaten direkt süper çarkı almış oluyoruz. Gelelim araçlarıma hemencik. Sonra gidiyorsunuz, bu araca geçiyorsunuz, araca bin diyorsunuz. Öbür araç, kullanılan araç, oraya geçtikten sonra yine araç uzmanlığı, hemen bunu da yapıştırıyorsunuz. İkinci el aldığınızda bunu zaten açmış olacaklar. Super Wheel Spin'ini almış, size çöp satıyor olacaklar. O yüzden dikkatli olun, yani ikinci el almayın. Bunu da üstüne gelip direkt aracı garajdan kaldır diyorsunuz. Hediye de edebilirsiniz bu arada aracı. Satma konusunu tavsiye etmiyorum çünkü alıcısı çok yok. Yani ben denediğimden değil, genel olarak bu tarz araçlarda alan çok olmuyor. Biliyor çünkü herkes muhabbeti. Bir de hediye ettiğiniz zaman da şey olacak.
hediye araç size geri gelme potansiyeli artıyor. Bu Forza'da öyle bir şey var sanırsam. Siz ne kadar çok hediye ederseniz o kadar çok hediye de alıyorsunuz. Yani çöpü dışarıya atayım dediğinizde aslında geri yine size çöp dönebilir. Başkaları tarafından ona da dikkat edin. Şimdi bir tane araca geçeyim. O araçtan da kurtulayım. Gördüğünüz gibi 3 tane wheel spin'i çat diye çıkarıverdim abicim. Bunu da yok edelim. Şöyle aracı kaldır diyorum. Bitti. Olay bu kadar basit. Şu anda 120 bin kredi param gitti. 3 tane, 15 tane de şey puanım gitti. Araç uzmanlığı puanım gitti. Ve karşısında 3 tane wheel spin aldım. O 3 tane wheel spin'den çok rahat muhtemelen 200-300 bin dolarlar veya o değerde arabalar çıkartacağım için epey karlı bir iş. Farklı yine arabalar da vardır. Onları da keşfetmeye devam edeceğiz. Biz de sizin bildiğiniz araçlar varsa onları da yorumlara yazabilirsiniz. O araçlara bakıp onlardan alıp içindeki cevheri çıkarıp ne kadar değer değmezine bakabiliriz. O da önemli. Geçen Forza Horizon 4'te hatırlarsanız şey vardı. Yanılmıyorsam Maserati'nin içinden mi Reventon çıkıyordu? Forza Horizon Edition. Forza Horizon Edition arabaları da çok modaydı. Çok fazla değillerdi ilk başlarda. Sonra bayağı bir arttı sayılar onların. O sebepten ötürü bu taktiği de değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Hani para da kastınız Goliath'tan. Puan da kastınız. Daha fazla nasıl katlarım diyorsanız buyurun size taktik. Bir sonraki o zaman tüyo videolarında görüşene dek. Hoşçakalın.